Arkadaşlar merhaba Royal Talks'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içeriğimiz var. Ortada bir kart gözükecek. Onun hakkında fikrimizi söyleyeceğiz sıra sıra. Ve bu şekilde kartların hepsini yorumlamaya çalışacağız. Bugün hepsini bitiremesek bile hafta bölümde tekrardan devam etmeye çalışacağız. O yüzden bu kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Furkan nasılsın? İyiyim Semih. Senden ne haber? Ben de iyiyim. Birazcık uzun bir giriş oldu. Sana evet fark ama. ettim. İyiyim iyiyim. Anladım. Ama geçen videoda e, bayağı bir kart değerlendirdik. Şimdi teker teker üstünde duracağız. Aynen. İstedikleri gibi. Geçen videoda çünkü şöyle geçtik Hı -hı. birazcık. Dengeli, dengeli, güçlü diye geçtik evet. ama insanlar niye dengeli, işte neden güçlü falan diye merak ettiler. O Haklılar. yüzden bugün yani. karşımıza çıkacak Evet güçlü işte bu yüzden güçlü falan diye yapacağız. Görüşlerimizi söyleriz zaten. Zaten evet basit bir format. İsterseniz gelsin Hı -hı. kartlarımız ve Furkan'dan başlayalım sonra bana gelsin yorumlama evet işi. Bu arada ekran burada o yüzden oraya bakıyoruz. Çete. Çete kartı bence yetersiz bir kart. Yani Baktığın zaman genel olarak destelerde çok iyi gitmeyen bir kart. Çeteyi yetersiz buluyorum. Hatta biz de zayıf ya da dengeliye mi koymuştuk? Biz zayıfa mı koymuştuk? De dengeli dengeli de muhtemelen ama e, yeteri kadar güçlü olmadığını düşünüyorum ben. E, biraz daha güçlü olabilirse çünkü Goblin'lere baktığımızda 4 taneler. Bunda 3 tane o yüzden bazı destelerde iyi gitmiyor. Yani benim görüşüm aslında sana kıyasla biraz farklı. Ben dengeli olduğunu düşünüyorum ama korumalar varken Goblin'ler varken tabii ki de. Tercih edilmez, ee, arkasındaki mızraklar çalışıyor çoğu zaman mesela onu seviyorum durup dururken vurmasını işte bana güzel geliyor log baitle falan özellikle ama dediğin gibi yani o kadar da güçlü değil korumalar varken falan yerine koymam aslında. Evet diğer kartlardan dolayı dedim ben. Sönük kaldığını söyleyebiliriz ortak fikrimiz bu arkadaşlar onun dışında kullanılır mı kullanılır log bait oynuyorsan niye kullanamazsın. Evet kolay büyük kolay, kolay da olmasın. bırakmıyorsun. Evet. Yani hasar verir diye biliyorsun. Evet bırakamıyorsun evet, çünkü o mızraklar mahvediyor. O yüzden güzel kart arkadaşlar kullanabilirsiniz. Evet biraz daha fark etsiz Detaylara iniyoruz. Daha evet. da ineriz. Evet sıra kart gelsin. Sıra ben başlayayım istersen. Evet. Dev Goblin Kıvılcım'la zaten, beraber zaten çok kullanılıyordu. Ve ben Dev Goblin'in açıkçası çok iyi olduğunu düşünüyorum şu konuda. Şu, e, atak yaparken rakibin kartlarını vuruyor ya. Kontra çıkamıyor rakibin kartları. O yüzden bu benim hoşuma gidiyordu baya. Bu son dengemeden sonra birazcık düştü. Onun dışında ben çok toksik ve güçlü bir kart olduğunu düşünüyordum. Çünkü yavru ejder atıyorum mesela. Mızraklar öldürüyor yavru ejderi diyordum hani kontra tam nerede benim <laughs> hani yok oldu yavru ejder falan diye düşünüyordum. Bence güzel. Ha şu an normal devin yerine kullanılır mı bir fazla verilip? Bence metada kullanılmaz. Tabi DSL'nin desi değişir ama öyle yani. Şöyle dev goblin aslında bu gelen nerf'ten sonra böyle bir sıkıntısı var. Mızraklı goblinler teker teker vurmaya başladı. O nerf'ten dolayı mı yoksa baktan dolayı mı bilmiyorum. Muhtemelen baktan dolayı. Baktan dolayı. Düzeltme değil mi? geldi bu arada ona. Galiba. Geldi mi? Tamam geldiyse sıkıntı yok. E, bence D-Goblin e, eskisi kadar güçlü değil. Yine güçlü bulanlar var. Ama rakibe büyük bir fırsat tanıyorsun. 6x'lik bir kart. Her ne kadar mızraklar çalışsa da rakip kartlarını kolayca toplayabiliyor. O yüzden oynaması o kadar da basit olduğunu düşünmüyorum. D-Goblin desteleri kılıcımla birlikte oynuyorsanız tabii ki arkadan kılıcım basıp önüne de D-Goblin atabiliyorsunuz da genel olarak Dev Goblin'le oynamak o kadar da basit değil. Ağır bir kart olduğu için. Ağır bir altı kart. 6x'ir rakibe iyi bir avantaj sağlayabilirsin yanlış ataklara çıkarsan. O yüzden oynaması o kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Ama ortalama bir kart. Şu an çok güçlü diyemem, çok da güçsüz diyemem. Oynamasını biliyorsan dengeli, normal bir kart. Hı hı. Evet, sonraki karta geçelim. <gülüyor> Kulübe. <gülüyor> Çöp yani. O... Evet. Kulübeye evet bu sefer ben başlayayım o zaman. Kulübe... Kulübeden adam olmaz. <laughs> Neden? 5x'tir ve çıktığında normalde 3 tane mızraklı çıkıyordu. Şimdi bir olayı yok. E, canı neredeyse ortasına geldiği zaman tomruk atıyorsun. Bitiyor yani kart. O yüzden oynayacaksan anca beyit desteğiyle oynarsın. Onun dışında da almazsın yani. Çünkü bilincinin önüne atarsın. Deprem atar, tomruk atar, biter olay. O yüzden bence çok zayıf bir kart. Kullanmanızı da önermem. Yani sen zaten her şeyi söylediğin için bana bana ne kaldı? Ben de şunu söyleyeyim. Herkese illa bir zehir, deprem, bir şey olduğu için çalıştığını düşünmüyorum. Ha birinci arada oynuyorsan, birinci arada bildiğim kadarıyla alan vuran hiçbir kart olmadığı için mızraklar çıkıyor falan iş yapıyor da birinci Arena'ya çıktıysan işim bitmiştir gol kulübesi diye düşünüyorum ben. Daha da bir şey demiyorum. Geçelim isterseniz. Hmm. Oy güzel. Goblinler güzel bir kart. Şimdi bu sefer ben, sıra sıra yapıyoruz. Yani evet. sistemi oturttuk kendi konuşmadan. <laughs> evet, Şimdi evet. Şimdi Goblin 4 tane olduğu için çok güçlü. Hani tankları falan eritmede bayağı bir çalışabiliyor. Rakipte çarpma varsa bayağı bir çalışıyor. Onun dışında e, tomruktan tek yemesi zaten bir zahmet artık. Onun dışında ben iskelet yerine tercih edilebileceğini düşünüyorum. E, onun dışında yani yapacağım bir yorum yok. Çoğu doğru fırsatta çok çalışan bir kart yani. Ben onu düşünüyorum. Ya güvenebildiğin bir kart. 2 iksire ne kadar güvenebilirsin? Ancak Goblin'e güvendiğin kadar güvenebilirsin. Tabii tomruk yorumun doğru. Eğer rakipte bir tomruk varsa Rakip ne zaman çıkaracak onu da artık seni tahmin etmen lazım. Evet. Ee, goblinler bence 2 iksire uygun. Ama şey diyemem mesela iskeletler neden alınıyor? Goblinlerden çok daha iyi olduğu için bir cycle. Yani hmm. daha hızlı dönsün diye goblin yerine iskeletleri tercih ediyorlar. Bu da onlara kalmış ama goblin gerçekten güçlü bir kart. Oynaması zor da değil. Yani yanlış atmanız pek mümkün değil. Kare prens gelir ortasına atarsınız falan. O yüzden goblinler bence güçlü bir kart. Oynamaya da değer. Evet. Sıradaki kartımız Altın Şövalye. Altın Şövalye son gelen buff'tan sonra e, özelliği çok hızlı doluyor. Ona bir alışmak lazım. Ama genel olarak e, iyi bir kart değil. Çünkü şampiyon özelliğini taşıyor ve diğer şampiyonlar onlardan çok daha iyi. O yüzden ben yerinizde olsam şampiyonu kullanmazdım. Yani bir tane hakkım var. Onu da Altın Şövalye şu anda kullanmam. Ben de şöyle söylüyorum. Geçen warm-up şey, izleyeyim dedim. Bir tane turnuva e-spor turnuvası oldu. Ama sadece Muhammed için oynadığı maçları izleyeyim dedim. 3 tane maç izledim şu ana kadar. Bir tanesini 6 şövalye kullanıyor. Dibinde bir tane goblin var atıyorum 6 şövalye. Basıyor özelliği zıplamıyor. Hani sen ne işe yarayacaksın? Canı da çok az. E zıplamıyor da ben seni ne yapayım yani. Kesinlikle. Ben çok olumsuz düşünüyorum 6 şövalye konusunda. Hı -hı. E, o yüzden de ben diyeceğini düşünmüyorum ki haklısın. Şampiyonlar şimdi küçük prens varken, kraliçe varken, keşiş varken, iskelet kral varken ben neden altın şövalyeyi kullanayım ki? Yani köstebek <laughs> oynuyorsan belki böyle ağır bir şeyler alan vurmak için yapabilirsin ama ben olsam tercih etmezdim beğenmiyorum da. Bayağı bir detay indik ikimizde. Evet, evet sıradaki evet. kartımıza geçelim. Golem. Evet. <laughs> sıra sende. Sıra bende mi? Evet. Onu takip etmedim. Evet. Ben golemi şöyle beğeniyorum. Biraz burada seninle galiba ayrışıyoruz. Sen zayıf olduğunu düşünüyordun galiba değil mi golemin? Yok golemin ben dengeli olduğunu sen zayıf olduğunu mu? Yok hayır hayır evet tam tersi haklısın. Öyle de galiba. Ben zayıf da dengeli arasındaydım. Sen dengeliyle güçlü arasında bir şeydin yani. Sen benden daha iyi buluyorsun. Evet, daha iyi buluyordum. Evet. Ben Golem'i açıkçası beğeniyorum. Ee, ya bazen tutturduğunuz mu yakalıyor. Onun dışında... Ya yani ama çok basic bir kart, basit bir kart gibi geliyor bana. Ee, golem ve ağır desteler meta da değil. Biliyorsun yani meta da değillerken zorlanıyorsun oynamakta. Artık Cycle'lar oynanıyor ya son yıllarda Clash Royale'de. O yüzden Golem bir tık zayıf kalıyordu. Ama onun dışında Golem bence çok basit yani. Golem'i at, canı var, arkasına doldur. O yüzden oynanabilir. İsteyen oynar. İsteyen oynamaz. Güzel bir kart bence. Güzel bir kart olduğunu düşünüyorsun. Ben şöyle düşünüyorum. Ayrıştığımız nokta şu. Evet. Yani baktığın zaman kolay bir kart. İşte golemi at. Arkasına kartlar at. Ama olay şurada bitiyor. Ee, sen çok iyi bir atağa kalkarsın. Rakipleriniz iyi oyuncudur. Hı hı. Eşit iksirleriniz vardır. Yani iksir avantajına da geçememişsindir golemle. Ama zar zor golem atağına çıkabilmişsin. Ama rakibin genelde çok rahat savunur eğer hatasız oynarsa. Savunmasını biliyorsa evet. Evet savunmasını biliyorsa eğer sen şimdi savunmasını bilmiyorsan goleme karşı çok zorlanırsın. Ama sen bir golem oyuncusuysan ve karşında profesyonel bir oyuncu varsa goleme karşı ne kadar rahat savunacağını biliyor. Ve büyük ihtimalle senin attığın iksirden çok daha az iksire savunup sonucunda hata kalkacak. O yüzden golemin şu metada zayıf olduğunu oynaması ne kadar kolay gibi dursa da rakipler iyi olduğu zaman Maçı kazanması da bir hayli o kadar zor oluyor. Hı hı. O yüzden goleme normal baktığımızda güçlü, canı var, işte ne bileyim patlıyor ediyor. Ama yeterli değil. O yüzden rakipleriniz iyiyse maçı kazanmanız zor gibi duruyor golemle. Evet, golemi de attırmıyor çoğu zaman evet, baskılıyor evet. falan. Ya bilmiyorum belki Furkan sen daha çok küresel e-spor tarafına bakıyorsun. Ben biraz daha genele bakıyor da olabilirim. Evet, belki evet. de orada evet. ayrışıyoruz. Çünkü e, orta kupalarda golem atma hı hı. oranın da artıyor. Çünkü daha evet, çok evet. sıklık bulabiliyorsun. Hani ben izleyiciler daha çok hani orta evet. kupalarda olduğu için oraları evet, evet. daha çok şey yapmıyor. Orta kupalar için dersek golemi oynamak daha rahat ve golem atma sıklığınız da çok. Ama yüksek kupalarda golemi anca bir kere attırıyorlar. iki kere <gülüyor> attırıyor. <laughs> <Arka gülüyor> Onda da vuramıyorsun. O yüzden yani iki duruma ayrışıyoruz burada. Ama ikimiz de haklıyız yani. Yukarılarda kötü. O aşağılarda iyi bir kart. Evet. Sıradaki karta <laughs> geçelim. Mezarlık. <laughs> ben başlıyorum. Hadi başla zaman. Ben mezarlığı şimdi tarafsız yorum yapabilir miyim bilmiyorum. Mezarlık aslında güçlü bir kart evet. ama bir kat ben istediğim gibi atar çıkamıyorum. <laughs> Şimdi mezarlık sürekli güçsüzleştirme geliyor. Eskiden 2-3 tane mezarlık kalırdı arkada tık 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 indirdi iskelet tık, kuleyi. Şimdi o, o kalamıyor, o 2-3 iskelet kalamıyor çünkü bu güçsüzleştirmeler yüzünden ama ben mezarlığı 2x'e 3x'e çok beğeniyorum <laughs> onu söyleyeyim ama bir kat ben saldırdığımda sadece zarara girip üzerime kartlar geliyor. O yüzden mezarlık testisinin defansı iyi olmalı, sonrasında 2x'e 3x'e çevirmek lazım. Yapı olarak harika bir kart. Rakibini düşünsene. Kulesinin etrafında iskeletler çıkıyor hani. Baktığında çok güçlü yani. Evet. Ama işte bazen bir kasiste falan bayağı zorlanıyorsunuz. Ucuza savunabiliyorlar, kontra atar geliyorlar falan. O yüzden ben hasar yerken mezarlık atamamak bazen bana koyuyor. Hatta bu yüzden yeni yaptığım bir desen, Havan falan ekledim. Birisi Havan'la vurmaya çalışıyorum sonra mezarı dönüyorum. Güçlü bir kart. Bunu itiraf edeceğim. Ee, kullanılır. Evet, sen ne düşünüyorsun? Mezarlık aslında şu konuda ben katılmıyorum. Mezarlık evet güçlü bir kart. Onu söyledin hani objektif bir şekilde. Ee, işte kendi kartın diye zayıflamadın ama. Şöyle bence mezarlık nerften dolayı güçsüzleşmiyor. Yeni çıkan kartlardan dolayı güçsüzmüş gibi geliyor. Baktığın zaman e, deprem gibi kartlar, yaş yadı gibi kartlar. Mezarlığa karşı rahat bir savunma elde edebiliyorsun. Yani yüksek kupalarda yine... Yeni kartlar sayesinde ve oynamayı çözen insanlar sayesinde mezarlığı rahat savunabiliyorlar birkaç iksire. Örneğin elektro ruh gibi. Mesela oynamayı bilmeyen iskeletlerin artmasını beklemez. Direkt atar ama yüksek kupalarda biraz daha bekler öyle atar ve mezarlık vuramaz bile. O yüzden mezarlık aslında güçsüzleşmiyor yeni çıkan kartlar ona karşı güçlü. Yani Antisit çoğalmış gibi duruyor. O yüzden mezarlığa baktığımız zaman e, ne zaman attığın çok önemli. 1x'deyken dediğin gibi hani atarsan kartlarını topluyor yine aynı şekilde. Eğer oynamayı biliyorsan kartlarını toplayıp çıkıyorsun. Ama ona rağmen rakibin yine iyiyse golem atağındaki gibi rahat bir şekilde savunabiliyor. O yüzden biraz da rakibin oynadığı desteğe de bağlı. Yoksa güçlü bir kart ben de katılıyorum. Ama tabi antileri de çok. Evet. Hele küçük prens çıktı son zamanlar. O da çok rahat durduruyor. Kulenin işte... arkasını <laughs> atıyor. Özellikle atıyor. Hiç vuramıyorum zaten. Evet. Sıradaki karta geçelim. <laughs> evet bu konuda da birazcık sen ayrışıyoruz galiba Furkan. Yani ben iyi buluyor musun? Ben iyi bulmuyorum. Hı -hı. Sen ama çöp buluyorsun. Değil evet. mi? Sen de miydik? Şimdi sıra bende miydi? Hiç önemli değil. Evet tamam. başladım. Devam edelim. Şimdi ben iyileşme ruhunu şöyle buluyorum. İşte rakipte varil, tomruk falan yoksa işte ruhu teklemeyen büyüsü varsa çarpma gibi. Bir şeyin arkasına attığında 3 stasyon oynarken veya koçbaşı koç oynarken bayağı çalıştığı durumlar oluyor. Hatta bazen maçı bile kazandırabiliyor. Ama tabii şu an metada hiçbir yeri yok. Hiçbir metada sesindeki kullanılmıyor. Ama ben o kadar da böyle goblin kulübesi kadar çöp, klon kadar çöp demezdim. Hı -hı. Ama iyi bir kart değil. Üstler şöyle poşpoşunu kullanır bence. Evet, haklısın zaten o konuda. Kulübe kadar çöp demem, yani kulon kadar da çöp demem. Ama şöyle yani kupa maçlarında tomru illa oluyor, bakın varili illa oluyor. Duel maçlarında birini tercih edecek olsam, yani kullandığın kartı eğer kullanamıyorsan, rakiplerin büyük ihtimalle tomru çıkarmış olacak, varili çıkarmış olacak. O zaman benim ilk tercihim kulübe aynı olmaz. Klon da olmaz. Gider iyileştirici ruh olur. Hem bir iksir hem de atlayabilir. Bir bakımdan güçlü ama diğer ruhlar bakımından baktığımda ben diyorum ki buz ruhu var, ateş ruhu var, elektro ruhu var. O yüzden onların ardından geldiği için kötü dedim, çöp dedim yani. Ruhların en kötüsü dersek yanlış olur mu? Ben doğru olmaz. çok doğru. Farklı hatta en kötü. Evet. Buz ruhu derim. İkinci olarak ateş ruhu ya da elektro ruhu son iyileştirici ruh. Evet. O zaman Ondan kaynak. Diğer karta geçebiliriz. Uy, Binici. Binici. Binici harika bir kart. Her zaman metada kalacak bir kart. Her zaman söylüyoruz. Savunmaya da atabileceğim bir kart. Hem atak yönünden hem de savunma yönünden 4x'lere bence harika bir kart. Ben de bayılıyorum biniciye. Her zaman metada bir yeri var. Binici maksadıysam belki de klasörün sonuna kadar gidebilir. İddialı konuşmayayım ama baya baya güçlü bir kart. Ee, baktığınızda binici genelde kuvvetli bir defansı vardır. Atağa çıkarsınız sonra savunursunuz. Doğru zamanda atmanız gerekiyor takip saldırırken bir anda atarsınız tersen maçı değiştirir falan. Bini'ci inanılmaz bir şey. Bazen işte yan kartları kullanırsınız, deprem döndürmeye çalışırsınız falan. ya yani Bini'ciyi kullanabiliyorsanız, defansı iyi yapıyorsanız harika bir kart Bini'ci. Kesinlikle maxlayın, arkanıza bakmayın derim yani ben. Sen ne düşünüyorsun? Ben de katılıyorum. Hı. Ama şu anki meta'da pek yeri yok. Hani her zaman meta'da kalsa da oynayabilirsiniz. Hı. Ama topçu bir tık zorluyor sanki. Onun dışında öyle bir kart değil. Benim de yorumlarım bu şekildeydi. Evet, diğer kartta geçelim. <laughs> avcı. Şimdi avcı hakkında fikrim. Metada Hı. yeri yok. Bir kere avcının. Kraliyet evinde çok nadiren görüyoruz. Şimdi mantıken baktığında avcının çok çalışması lazım değil mi? Tank geritiyor, Alan vuruyor. Alevden tek yemiyor. Ne istiyorsun senden? Yani baktığında ama neden çalışmıyor acaba? Yavaş bir kart. Yavaş yavaş vurması mı? Ee, i̇lk vuruşu yavaş. O çok hızlı olsa çok değiştirildi. Bir de ya diğer kartlar da güçlü. Şimdi cycle'la gitmez bu. Yani neyi Hı -hı. de gidecek bu deste? Yani Böyle bu çok kral, hantal. Her şey. Kral, kral evinde gidiyor, evet. Ben Hı -hı. kral devinde çok kullanmışlığım var. Ee, eskiden diyordum ki ilk vuruşu hızlıydı, o yüzden kartları güzel eritiyordu. Yine erittiği durumlar var. Ama şöyle de bir durum var. Kara kartı havadan giden bir kart değil. Onun yerine çok fazla kart koyabiliyoruz. Bir de dediğim gibi yavaş olduğu için madenci destelerinde de gitmiyor şu anlık. Hı -hı. Tek sıkıntısı ne olduğunu düşünüyorum ve zayıf bir kart ondan kaynaklı. Zayıf kaldı. Metalize ben zayıf kaldığını düşünüyorum senin gibi. Ama baktığında <laughs> meta niye girmesin? Yani havaya da vuruyor. Her, aradığın her şey var aslında ama garip bir şekilde meta da değil. Yani, yani zayıf kalıyor şeyden kaynaklı işte. Hızlı desteğiyle oynayamıyorsun. Ağır desteğiyle daha iyi seçeneklerim var. O yüzden seçenekler arasında çok seçenek gidiyor. var. Uzaktan vuran bir kere çok seçenek var yine. Ama uzaktan da vurmuyor ya hani. Vurmuyor da hı hı, zehir yakınır. atılabilecek bir kart ya. Hı hı. yani küçük prens varken bir avcı kullanırsan zehri yersin kafana veya yıldırımı. O yüzden Bence yeri olmayabilir. Evet yani. çok seçeneği var. Yoksa evet. iyi, çok kötü bir kart değil ama şu anki durumda kötü bir kart. Evet. Sıradaki karta geçelim. Buz Golemi. <laughs> hmm, bak bu biraz tartışmalı buradan. Buz Golemi. Ne düşünüyorsun? Ben söyleyeyim o zaman fikrimi. Yani eskiden bir XZ'miz vardı, bir keyfimiz vardı. XZ ile Buz Golemi atardık, oynardık. 2.9 <laughs> Sonra Şövalye geldi. <laughs> Her şeyi değiştirdi. Ee, ama 2.6'da bir tek sabit kaldı Buz Golemi. Neden? Çünkü doğrudan kuleye gittiği için birinci yani atabiliyorsun buz görevinin arkasına ve kasırga atamıyor falan o tarz taktikler var. Onun için sağa sola çekiyor gayet iyi işlevli bir kart ama bazen eline yük olabiliyor bence her zaman atamıyorsun falan. Ya da belki de ben kullanmıyorumdur doğru şekilde ama ben buz golemi yerine yine çok fazla opsiyon olduğunu düşünüyorum Clash Royale'de. Şövalye, Valkür, artık evrimler de geldi yakın mevzili evrimleri. Bir sürü seçenek var yani. Neden buz golemi? Vurmuyor ki sadece koşup ölmek için var. <laughs> Öyle bir post görmüştüm. Evet, o da acımasızca oldu biraz ama evet. Yani buz goleminin çok fazla seçeneği var. Buz golemi yerine çok fazla kart alabilirsin. Bir de yani cycle deslerinde diyorlar ki hani şövalye varken iki iksirlik buz golemini almayalım. Normalde dersin daha hızlı dönsün diye. Ama buz golemi öyle bir kart değil. Vurmuyor. Sadece çekebiliyorsun. Her zaman çeksen de yani rakipler pek oynamıyor sonuçta. Hani her zaman kare prensi çekebilirsin tamam ama zaten başka şekilde de durdurabilirdin onu. E buz golimi aslında kendine baktığında iyi bir kart, dengeli bir kart ama metada yeri yok. Neden? Çünkü 8 tane kart alabiliyorsun. O kadar iyi kartların arasından bunu almam diyorsun. Ama genel olarak baktığında kullansan kötü bir kart değil. Hı. Ama metada aldığın zaman rakipler avantajlı bir duruma geçiyor. Vurmaya etmiyor. Ama güzel bir tank yine 2 iksiri. E yetersiz kalıyor. Evet yetersiz. Düşünsene şu an Köstebek metasında oynuyoruz. Şövalye atıyorsun köstebeğe. Şak şak. İndiro evet. goblinleri buz golemi atıyorsun. Goblinler çoğalıyor böyle 5-6 evet. tane oluyor. Sonra Beş ölüyor altı. utanmadan falan. Ne yaptın onu? Bir de kuleye vurdurtup ölüyor evet. falan. Neyse. Yani olay özetlen bu sefer bence. Değil mi? Anlattım de. Evet, evet. evet, diğer karta geçelim. Buz ruhu. Evet. Güzel. En çok tercih edilen ruh. Şu sıralar ateş ruh biraz e, arttı Köstebek'ten dolayı. Ama buz baktığında donduruyor. Yani kay kaliteli. Kayda değer bir hasarda vuruyor. Yani bence gayet kaliteli, tercih edilebilecek en iyi çok ruh tabii. diyebiliriz. E en iyisi evet. En iyi ruh, buz ruhu bir iksir hem donduruyor işte hem hasar veriyor. Yani harika bir kart o yüzden buz ruhunu beğenmeyen çok da kişi var ama bir iksirden daha ne bekleyebilirsin? Yani evrimini önermem ama buz ruhu, normal buz ruhu en iyi ruhtur yani. Evet bu arada arkadaşlar bayağı bir evet. yorumladık kartlarımızı geri kalanını haftaya Elodie Hı -hı. TV Royal Talks programında yorumlayacağız arkadaşlar umarım tatmin olmuşsunuzdur evet. geçen geçen hafta bir tire list yapmıştık onu da izleyebilirsiniz orada Hı -hı. çok girmemiştik kartlar hakkında fikirlerimize. bu bölümde böyle bir girelim istedik. daha Hı -hı. da devamı gelecek arkadaşlar e bu haftalık bu kadardı haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay